ülkemiz iyi yönetilmiyor. Ülkemiz 19 yıllık AKP iktidarında yıllardan beri kurumsallaşan kurumlar içi boşaltılıyor ve Türkiye'de insanlar yoksul, Türkiye'de insanlar haklarını arama kabiliyetinden yoksun ve yasaklarla memleket yönetiliyor. Bakınız arkadaşlar, Türkiye'de özelleştirmeler yapıldı. AKP yapmış olduğu özelleştirmelerle 62 milyar dolar devletin kasasına para koydu. Bu paralar nereye gitti? Bu paraların hesabı verilmiyor. Şimdi çıkılmış Varlık Fonu diye bir yer kuruldu. Varlık Fonu'nun içine Ziraat Bankası'ndan tutun diğer bankaları da koydular. Ve içerisinde Türk Telekom, Çaykur ve birçok yılların kuruluşu boşaltıldı, içi boşaltıldı, zarar etmeye başladılar. PTT'nin zararı ortada, Türk Telekom'un durumu ortada ve Cumhuriyet'in yıllardan beri gelen kuruluşları bu hale getirildi. Şimdi sıra OYAK'a geldi. OYAK nedir? Ordu Yardımlaşma Kurumu. OYAK, üyeleri Türk Silahlı Kuvvetleri olan Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı mensupları olan, kendi ifadelerine göre tamamlayıcı bir mesleki emeklilik dalı. 2016 yılına kadar 8 sektörde ve 39 şirkette çalışma içerisinde olan parasını değerlendiren OYAK, Coşkun Ulusoy ve ekibinin FETÖ alt suçlamalarıyla görevden istifalarını sağlandıktan sonra ne yapıldı? AKP'li yönetici liyakatsız kişilere bırakıldı. Kime bırakıldı? Süleyman Savaş Erdem'e bırakıldı genel müdür. Kimdir bu vatandaş? Bu vatandaş Devlet Denetleme Kurulu üyesi ama ilginç bir özelliği var. 17-25 Aralık'ta o dört bakan var ya, dört bakan. Dört bakanı aklayan, raporun altında imzası olan kişi arkadaşlar. Bu kişiye bırakıldı. Bu kişi, o dört bakanın biliyorsunuz 800 binlik saatler, yani para sayma makineleri, 17-25 soruşturmaları şu anda daha çözülmedi. Çözülmedi ama İçişleri Bakanı, hatırlarsanız geçenlerde bir açıklamada bulunuyor. Ben İçişleri Bakanı olduğum zaman oğluma dedim ki para sayma makinesini evine koyma dedim diyor İçişleri Bakanı. Kime söylüyor bunu? Kime söylüyor? AKP'liler bilecek onu kime söylediğini. Sonra bu Süleyman Savaş Erdem yapmış olduğu çalışmalarda OYAK'ın içini boşaltmaya başladılar. İlk yaptıkları genel kurulun yetkisinden alıp yönetim kuruluna verdiler, 7 kişilik yönetim kuruluna. Neyi? Artık yapacakları iştiraklere, katılımları 7 kişilik yönetim kurulu karar verecek. Neler yaptılar? İlk yaptıkları şey, o Demirören var ya, 750 milyon dolar alıp da Ziraat Bankası'ndan para alıp da kredi alıp da ödemeyen Demirören'in MOIL ve Total şirketini 450 milyon dolara satın aldılar. Arkadaşlar, 450 milyon dolar yapmayacak iki şirketi. MOIL 90 milyon dolara aldılar, 30 milyon dolar yapmaz. Ve pazar payı 4 sene önce 5.6 olan Total şu anda 5.5. Düşünebiliyor musunuz? Yani tam anlamıyla peşkeş çekildi. Bunun dışında ne yaptılar? Sağra'yı aldılar. Batan Sağra'yı aldılar. Bunun dışında ne yaptılar? TUKAŞ'ı, kar yapan TUKAŞ'ı satıp gidip de TAMEK'i aldılar ve emlakın bütün arsalarını almaya başladılar. Nereden aldılar? Gittiler Ankara'ya 37 kilometre ileride olan Balıkkuyu mevkinden 2,5 milyon arazi aldılar. Nereden aldılar? Urla'dan 400 bin metrekare arazi aldılar. Yalova'dan 1,5 milyon metrekare arazi aldılar. 50 yıllık konut ihtiyacını karşılayacaklar. Kimin paraları bunlar? Şehitlerin paraları bunlar. Kimin paraları bunlar? Terörle mücadele eden 2500 yıllık Türk Silahlı Kuvvetleri'nden çalışanlarından kesilen paraları peşkeş çektiler. Bunun hesabını soracağız. Bunun hesabını Cumhuriyet Halk Partisi iktidarına soracağız. Ve mutlaka soracağız arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, bu da bitmedi. Bu OYAK dosyasını çok açacağız, çok açacağız burada. Şimdi biraz önce AKP temsilci sözcü geldi, disiplinden bahsetti. Siz hangi disiplinden bahsediyorsunuz ya? Hangi disiplinden? Cübbeli amiral Mehmet Sarı denen kişi cübbesiyle, takkesiyle, askeri elbisenin üzerine giyip de tarikatta bulunduğundan dolayı hangi soruşturmayı sonuçlandırdınız? Disiplin soruşturması ne oldu? Sayın Cumhurbaşkanı, size buradan sesleniyorum. 5 Nisan'da ne demiştiniz? TSK'nın disiplin anlayışını bağdaşmayacak fotoğraf veren askere de olumlu bakmadık bakmayız dediniz.
Ne oldu disiplin soruşturması? Sayın Milli Savunma Bakanı, hani bayramda sonuçlanacaktı? Hangi bayram bu? Gelecek sene Kurban Bayramı'ndan sonuçlandıracaksınız. Yazıklar olsun arkadaşlar. Böyle şey olmaz.